arasında beraber olmayı sağlamak için yola çıktım. Hepinize kocaman yürek dolusu sevgi saygı duyuyorum. Efendim arkadaşlarım, başlarken yaşanan dramı anlattılar. Evet, büyük bir dram yaşadık. 50 bin resmi rakamlara göre 50 binin üzerinde can kaybımız var. Dolayısıyla hem yaraları sarmak, hem sizlerle beraber olmak için bugün Nurdoğan'dayım. Aramızda milletvekili arkadaşlarım var, belediye başkanı arkadaşlarım var. Ama iki büyükşehir belediye başkanı arkadaşımız da burada. Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. İkisine de yürekten teşekkür ederim. Birazdan ayrıntılara gireceğim. Depremin ikinci günü buradaydım. Hava soğuktu. Gözyaşları içinde bana nasıl anlattıklarını biliyorum. Evladımızın sesi geliyor ama kurtaramıyoruz. Araba kurtarma ekipleri yoktur bile. Daha buna benzer çok sayıda acıyı sizler de yaşadınız, bizler de bir şekliyle gördük ve dinledik değerli arkadaşlar. Buradan Türkiye'nin bir şekliyle çıkması lazım. Şunu unutmayın, Türkiye güçlü bir ülkedir. Efendim bunu yapacağız da para yok. E zaten yapılacak. Zaten yapılacak. 2 yıl ödemesiz ne demek? Binayı yapıyorum, teslim ediyorum sana. Demek ki para var. Türkiye zengin ülke. Türkiye'nin kaynakları vardır. Deprem olursa yıkılmaz. Siz de vatandaş olarak gidip alıyorsunuz. Sizin hiçbir kusurunuz yok. Hiçbir kabahatiniz yok. O zaman kusur kimdeyse parayı onun ödemesi lazım. Geliyorum anayasaya göre. Anayasa madde 125 7. bend. Diyor şöyle diyor. İdare yani devlet kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. Kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. Şimdi geldiler buraya. Sizden helallik istediler. Öyle helallik olmaz. Helallik şöyle olur. Ben bu binaları size hiçbir ücret almadan teslim ettiğimde o zaman helallik isteyeceğim. Şöyle diyeceksiniz. Arkadaş, ölenleri geri getiremeyiz. Eviniz yıkıldı biliyorum. Dükkanınız yıkıldı biliyorum. Ağrınız yıkıldı biliyorum. Ama bütün bunların tamamını ben devlet olarak yapacağım. Kabahat bendeydi, kusur bendeydi. 23 kişi imza attı. Bu imzaların hiçbirisi doğru değildi. Ben onlara geri dönüp hesabını soracağım. Ama sizin hiçbir kusurunuz, kabahatiniz yoktu. Siz gittiniz, imza attınız ve tapudan aldınız. Ölenleri getirmiyorum ama sizin evinizi, sizin dükkanınızı, sizin ahırınızı 5 kuruş almadan size teslim ediyorum. Şimdi bana hakkınızı helal edin. O zaman bu olur. O zaman bu olur. Vatandaş bu binayı alırken, bu daireyi alırken, bu dükkanı alırken siz ona mezar sattınız. Daire satmadınız, dükkan satmadınız diyeceğiz. Hesabını soracağız. Hesabını soracağız ki bundan sonra bir mühendis imza atarken neye imza attığını bilecek. Nasıl imza attığını da bilecek. Sorumluluğunu da bilecek. Değerli arkadaşlarım, fabrikaların da büyük bir kısmı elemansızlıktan çalışamıyor veya yeteri kadar çalışamıyor. İnsanlar kentleri terk ettiler. Sadece Hatay'dan Mersin'e giden depremzede sayısı 350 bin. Hatta 400 bin civarında olduğu söyleniyor. Bunların bir gelip oy kullanmaları lazım. İki, orada bulunan fabrikaların bir şekilde çalışması lazım. Giden işçilerin ücretlerinden bu süre içinde belli bir süre, belli bir zaman dilimi içinde asgari 2 yıl için vergi ve sigorta priminin alınmaması lazım. Böylece bunlar dönerken daha iyi bir gelirle dönebilsinler. Daha iyi bir yaşam standartı sağlayabilsinler. Orada daha düşük ücret alacağına, deprem bölgesinde daha yüksek bir ücret almalarına imkan vermeliyiz.
O zaman bu insanlar bu topraklara yeniden dönüp yeniden çalışmaya başlarlar. Entelektüellerin gidişi var, onların da gelmesi lazım. Doktorunun, mimarının, mühendisinin, onların da bir şekliyle buraya gelmesi lazım. Anayasa madde 57. 57. Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır. Yani diyor ki plan yapar, program yapar, yer belirler, vatandaşın konut ihtiyacını karşılar. Kim? Devlet yapar bunu diyor. Peki değerli arkadaşlarım, bir başka konuya geleyim. Ev sahibi olan ve evi yıkılan vatandaşa sormak isterim. Bir müteahhit geliyor, binayı yapıyor. Sizin o binadan daire satın almanız ve tapuya gidip imza atmanız için 23 imzaya ihtiyaç var. Ayrıca 23 imzaya ihtiyaç var. Bu 23 imzanın tamamı kamuya ait. Tamamı. Diyelim ki zemin etüdü yapılacak. Jeoloji mühendisi imza atmak zorunda. Buranın zemini mümkündür diye. Yine zemin etüdü için inşaat mühendisi, zemin etüdü için jeofizik mühendisi gelip imza atacak. Mimarı var, harita mühendisi var, şehir plancısı var, inşaat mühendisi, makina mühendisi, elektrik mühendisi, mimar, inşaat, makina, bütün bunlar tamamı imzalıyorlar. 23 imza atılıyor. 23 imza atılıyor. Sonunda da belediye izni veriyor. Diyor ki bu bina önüne gelen müteahhitlik yapıyor. Müteahhitliği kurala bağlayacağız. Bu işi yapıyor musun, yapmıyor musun? Bir diploması olması lazım. Bir sınavı olması lazım bunun. Bir ahlakı olması lazım bunun. Bir erdemi olması lazım. Her önüne gelen müteahhitlik mi yapar ya? Bana daire yapıyor, ev yapıyor ve ben orada yaşayacağım. Benim yaşayacağım evin güzel olması lazım. Bakın doktor yanlış ameliyat yaptığı zaman tazminat davası açıyorlar. Yanlış ameliyat yaptı. Yanlış bina yapıyor. Depreme dayanıksız bina yapıyor. Kimsenin bir şey yaptığı yok. Onlar da sigortalı olacak. Bina da sigortalı olacak. Bunu müteahhit kendisi ödeyecek. Ve bir sorumluluk içinde eğer sorumluluğu varsa devlet onun payını oradan alacak. Her binanın mutlaka bir kimliği olacak ve depreme dayanıklı binalar olacak. Vatandaş güven içinde gidecek, binasını satın alacak. Afetle ilgili kurumları yeniden yapılandıracağız. Bakın bir afet oldu. Değerli arkadaşlarım, Kızılay'ı aradık bulamadık. AFAD yeteri kadar olmadı. Çadır, insanlar soğuktan döndüler, öldüler ve insanları enkazın altından çıkaracak kurtarma ekipleri yoktu. Kıbrıs'a gittim. Adıyaman'da çok sayıda çocuk bir otelin altında kaldı ve hayatını kaybetti. Kıbrıs'tan insanlar geldi o otelin başına ama otelin önünde, enkazın önünde yaşamak istiyorum. Zaten sizler gibi yaşıyorum. Öyle lüksle büyük idealler falan yok. Bireysel olarak hiçbir idealim yok. Ama bu toplumun ayağa kalkması lazım. Bu toplumun büyümesi lazım. Bu toplumun gelişmesi lazım. Küçük ayrıntılarda boğulmaması lazım. Büyük ideallerin peşinde koşan bir Türkiye'yi hayal ediyorum. Orta Doğu'nun, Akdeniz'in en güçlü ülkesi Türkiye olabilir. Önünde iş 85 milyon açtı o gün. Birimiz hastaysak bilin ki 85 milyonumuz o gün hastadır. Dolayısıyla beraber olmanın, birlikte olmanın, beraber aynı şarkıları söylemenin, aynı türküleri söylemenin yolunu, yordamını bulmak zorundayız. Çok ayrıştık, çok kutuplaştık. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Niye kutuplaşıyoruz? Neden ayrışıyoruz? Sonuçta akşam önümüze bir sofra geliyor. Sabah bir kahvaltımız var. İsteriz ki herkesin karnı doysun. İsteriz ki her anne çocuğunu güler yüzle okula götürsün. Onların dertlerini düşünsün.
Biz bunu da yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe. Yeni bir sayfa yazacağız. Yeni bir sayfa. Ahlak üzerine, liyakat üzerine, adalet üzerine inşa edilen bir sayfa açacağız. Adalet, devletin dini adalettir değerli arkadaşlarım. Devletin dini adalettir. Adalet bir kutup yıldızıdır. Adaletin olmadığı yerde devlet çürümeye başlar. Liyakatin olmadığı yerde devlet çürümeye başlar. İnşallah göreceksiniz, adaleti de bu ülkeye getireceğiz. Liyakati de bu ülkeye getireceğiz. Beraberliği, birliği de bu ülkeye getireceğiz. Herkese saygı duyacağız. Bizim gibi düşünmeyen insanlara da kucak açacağız. Onlar da bizim vatandaşlarımız. Farklı düşünen insanı ötekileştirmeyeceğiz. Farklı düşünen insanı düşman ilan etmeyeceğiz. Tam tersine kim neyi düşünüyorsa, insanlık için ne kadar yararı varsa herkesi kucaklayacağız. Yeni bir sayfa, yeni bir sayfa, yeni bir güzellik. Bu ülkede her evladımız hayal ettiğini gerçekleştirsin istiyorum. Hayal ettiğini gerçekleştirsin. Her anne kızını, oğlunu üniversiteye gönderirken gözü arkada kalmasın isterim. Hangi yurtta kalacak, nerede kalacak diye düşünmeyecek, göreceksiniz. Bir yıl içinde o sorunu da çözeceğiz. Bir yıl, fazla değil. Bir yıl içinde çözeceğiz. Her şey şuradan başlar. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Politikacı girip zenginleşiyorsa bilin ki malı götürüyordur. Malı götürmeye izin vermeyeceğim. Söz verdim, bir daha buradan, Nur Dağı'ndan söz veriyorum. O 418 milyar doları sizin için alacağım. Sizin için toplayacağım. Sizin için getireceğim. Yetimin hakkını kimseye yedirmeyeceğim. Herkes böyle bilsin. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli dostlar.